İdrar oluşumunun ikinci aşamasına birlikte göz atalım arkadaşlar. İkinci aşamamız geri emilim. Birinci aşama bildiğiniz gibi süzülmeydi. Peki nedir geri emilim? Geri emilim süzüntüdeki bazı bileşiklerin boşaltım kanalına geçtikten sonra kılcal damarlar tarafından emilerek tekrar kana geçişine verdiğimiz isimdir arkadaşlar. Peki niye böyle bir şey yapılıyor? Çünkü süzüntüdeki bazı bileşikler gerekli arkadaşlar, atılmıyor. Ve unutmayalım, bir bileşiğin geri emilimi artarsa o vücutta tutuluyor demektir. Eğer geri emilim azalıyorsa bir bileşik için o bileşik idrarla daha fazla atılıyor demektir. Bunu unutmayın. Şimdi temel birimimiz nefrondu. İsterseniz nefron üzerinde hangi madde nerede geri emiliyor? Daha doğrusu geri emilim nerede var, nerede yok? Şöyle bir bakalım. Bu çizdiğim mavi oklar boşaltım kanalından kana geçişi ifade eden oklar olsun arkadaşlar. Burası bildiğiniz gibi proksimal tüp. Proksimal tüpte süzüntü ilerlerken içindeki su ozmozla emiliyor. Glikoz ve amino asit emiliyor ve bunların tamamı geri emiliyor arkadaşlar. Çünkü bunlar besin maddeleri. Vitaminler, amonyak yoğunluğuna göre bikarbonat iyonları. Bunlar proksimal tüpten geçiyorlar. Aynı zamanda iyonlar, klor, sodyum, potasyum gibi iyonlar. Proksimal tüpten kana geri emilimi gerçekleşen bileşikler. Bu glikoz ve amino asit için bir şey söyleyeceğiz. Bunlar önce pasif taşımayla alınıyorlar ama daha sonra aktif taşımayla %100'ü geri emilmiş oluyor. Sağlıklı bir insanın idrarında bu bileşiklerin kalmaması gerekir. Glikoz ve amino asit tamamen emilir. Sonra geldiğimiz kısım henle kulpu. Henle kulpunun inen kolu ve henle kulpunun çıkan kolu. Arkadaşlar burada bir ayrıntı var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Henle kulpunun inen kısmı ve çıkan kısmı arasında bazı moleküllerin geri emiliminde farklılık gösterir. Aynı zamanda ilerleyen distal tüp ve idrar toplama kanalında da geri emilim gerçekleşiyor. Önce inen koldaki geri emilim ve çıkan koldaki geri emilime bir göz atalım. Henle kulpunun inen kısmı suya geçirgendir arkadaşlar. Buradan suyun geri emilimi yapılır. Ama tuzun geri emilimi yapılmaz. Burası da henle kulpunun çıkan kısmı. Çıkan kısmında da tam tersi. Tuzun geri emilimi yapılır, suyun geri emilimi yapılmaz. Yazalım isterseniz. İnen kol suya geçirgendir. Ama tuza geçirgen değildir. Yani sodyum ve klora. Çıkan kol ise tuza geçirgendir. Yani sodyum ve klora. Geçirgen demek geri emilimi gerçekleşiyor demek. Ama suya geçirgen değildir. Buradaki hücrelerin su kanalları kapalı. Bu ne demek? İnen kolda su süzüntüden alınıyor demek. Çıkan kolda tuz süzüntüden alınıyor demek. Yani inen kolda idrar yoğunluğu artıyor. Burası önemli. Çıkan kolda ise tuz geri emildiği için, yoğunluk oluşturan bileşikler emildiği için tuz azalıyor, idrar yoğunluğu azalıyor. İnen kolda idrar yoğunluğu artar, çıkan kolda azalır. Yani kısaca inen kolda su, çıkan kolda tuz geri emilir diyebiliriz. Gelelim distal tüpe. Distal tüpte arkadaşlar yine birçok molekülün geri emilimi gerçekleşiyor. Tuzun geri emilimi, sodyum ve klorun, bikarbonat iyonlarının geri emilimi gerçekleşiyor. Miktar suyun geri emilimi gerçekleşiyor ki buradaki suyun geri emilimi hipofizden salgılanan ADH hormonunun etkisiyle gerçekleşir. Hatırlarsanız ADH böbreklerde suyun geri emilimini arttırıyordu. Ve ayrıca arkadaşlar distal tüpte üre geçirgenliği yoktur. Burası üreye geçirgen değildir. O zaman ne olur? Boşaltım kanalı boyunca gelen üre burada birikmeye başlar. Burada üre yoğunluğu artar diyeceğiz. Son olarak idrar toplama kanalı. Yine idrar toplama kanalında su, üre ve tuz gibi moleküllerin geri emilimi kandaki yoğunluklarına bağlı olarak emilimi devam edebilir idrar toplama kanalında arkadaşlar. Bu kanal boyunca geri emilim gerçekleşebiliyor. Burası proksimal tüptü, yazalım. Bir şeye dikkat edelim. Bu Bowman kapsülü ve onun içerisindeki glomerulus, bu iki kısımda hiçbir şekilde geri emilim yok arkadaşlar. Geri emilim bundan sonraki kısımlarda var. Malpighi cisimciği diyorduk buraya. Orada yok. Evet.